Hoş geldiniz oyun militanları. Ben Yaşar, karşınızda yepyeni bir Bu Neymiş Ya bölümüyle beraberim. Reklamlarını çokça sık gördüğünüz saçma sapan reklamlar. Allah'ım kafayı yiyeceğim, çıldıracağım yani. O kadar saçmalıkta reklamlar ile karşımızda Paşa Fencer adlı oyun. Biliyorsunuz saçma reklamlı oyunları bayılırım. Çok severim. Oh, sesi çok açık. Bir saniye. Tabii böyle saçma reklamlar olunca tabii doğal olarak insanlar ulan bunun içinde ne var şimdi? Bazıları diyordur ki yükleyeyim bakayım neymiş bu diye. Bizimki de amme hizmeti. Hiç boşuna indirmeyin, bakmayın. Gelin benden izleyin. Neymiş bakalım görelim. Merhabalar, hepinize göre daha iyi oyun bilmem ne güncelleme varmış oyunda, ondan bahsediyor. Hesap değiştir, sunucu değiştir falan filan. Neyse bir başlayalım bakalım, girelim. İsim yine Arapça, anladım abi. Gladyatör, büyücü. İki tip mi var? Büyücü gece, şafak mucizesi. Anladım. Şimdi Paşa Fencer reklam yüzü olarak Can Yaman'ı kullanmış. Böyle ama o kadar kötü ki yani. Nasıl söyleyeyim? Sadece Can Yaman'ın fotoğraflarını çekmişler. Herhangi bir cosplay, zırh giydirme falan yok. Sadece kafasının fotoğrafını alıp tükürükle yapıştırmışlar abi karakterlerinin üzerine. Başka hiçbir şey yok. Bir de imzası var. Yani reklam yüzü olarak sadece fotoğrafını kullanma izni almışlar yani. Öyle bir şey. Şimdi isim Militan kesin alınmıştır. Aa, alınmamış. Okey. Bayağı tükürükle yapıştırmışlar her karakterin üzerine kafasını. Tanrı dönüşü. Sefere çık. Sefere başla. Militan. Bu şeyle aynı şu an. Müthiş. O kendi kendine oynuyor şu an, dur. Anladım abi. Görev tamamlandı, pratik. Tamam, okey. Şu an kendi kendine kesiyor abi. Ben bir şey yapmıyorum. Kuşan. Bunlar ne görevlermiş. O bulduğunu kesiyor şu an lan, ne oluyor? Reklamlarda da böyle kocaman kocaman rakamlar, kritikli hasarlar böyle uçuşuyor. Abartılı skill efektleri, milyonlarca hasar, güç, o bu şu. Bayağı kendi kendine oynuyor lan karakter şu an. Ne oluyor şu an? Şu an ne oluyor acaba? Benden tıklamamı istediği özel bir yer var mı? İlk yükleme. Yok abi, sağ ol. Pet varmış, hayvan diyor. 15. seviyede açıldı pet sistemi. MMORPG kafası mı? Mobil bir MMORPG sanırım. Büyüdük bak. Form falan değiştiriyoruz, aman aman. Ne oluyor şu an? Dur. Silahını 5. dereceye kadar güçlendir. Tıklıyorum, olmuyor. Dur. Şimdi git. Oto güçlendir. Bana bir şeyleri gösteriyor, ben de tıklıyorum abi şu anda. Mücadele. Boss'a saldırıyor. Kuşan. Yendik mi ne oldu şimdi? Yendik mi? Onayla. Bir şeyler çıkıyor, bana buraya bas diyor, buraya bas diyor. Basıyorum abi. Bu şeye çok benziyor. Neydi o? Bir ilk Bu Neymiş Ya videomda. Dragonstone Fantasy. En azından reklamları kaliteliydi be onun. Bak hiçbir şey yapmıyorum. Karakter kendi kendine bir yerlere yürüyor, gidiyor. Arzu şeytanı öldür 8 tane. O öldürüyor zaten. Şu an bir şeylere tıklıyorum. Lan bir hikayeyle falan destekleydiniz bari. Hikaye de çıkmadı ki. Miğferi 10 dereceye kadar güçlendirir. Vay be. Çok emek harcadım şu anda.
İskelet köpeği öldür. Ya reis, bıraksan da ben mi yürüsem, gidip ben mi kessem acaba? Boss çıktı yine. AFK kapat mı? AFK aç, AFK kapat. AFK'yı bir kapatalım bakalım. Kendim oynayabiliyor muyum? Oley be, kendim oynuyorum. Tamam, nasıl vuracağım? Bak gene... AFK kapat kardeşim, ben oynamak istiyorum. Nasıl oynayacağım? Şöyle bir yürüyelim bakalım. Bu skill'leri öğrenmek istiyorum. Tuşu nedir bunun? Şu an skill atmak istiyorum abi. Bir dakika. WASD yürüyüş diyor. Başka bir şey demiyor. WASD ile de yürüyemiyorum abi. BlueStex ile çalışmıyor düzgün herhalde. Gücü yükselt. Boss. Tıkladım hadi. Kendi kendine oynasın, biz de izleyelim abi. Oynayan Türkler var ha, bayağı chatleşiyorlar. Aa, pet mi geldi lan? Işıltılı kılıç. Nereye bağlanacak bu olay, ben merak ettim. Hani şu an böyle böyle gidiyor ya. ...14 seviye oldum. Kaç seviyeye kadar gidebiliyor? Dur bakayım. Silah geliyor, kuşanıyorum. 31. seviyede binek açılır. Az önce bir tane bir şey açtık zaten, 15 seviye, evet. Var mı bunda da VIP? Var. Olmaz mı? Altı aylık üyelik için üyelik aç, hemen VIP 4 ol. Ulan arayüz de berbat arkadaş. Yani oyunu kötülemek istemiyorum ama bu oyun değil abi. Ya bütün oyunlar birbirinin kopyası olmaya başladı iyice. Dragonstone Fantasy'de gene biraz kalite vardı, anlatabiliyor muyum? Hayvanı yükselttik. Aha, boss geldi. Düşmüş melek. Mesela boss'a bak abi, 4 vuruşta falan ölüyor. Boss öyle bir şey değil. Ne oluyor şu an? Anlamaya çalışıyorum da. Çok saçma ya. Şu an hiçbir şey yapmıyorum bu arada hala ben. Bir elim burada bak. Mouse, sadece elimde mouse var şu anda. Bana gösterdiği yerlere tıklıyorum. Şu görev tamamlandı. Şu item tamamlandı falan. Taştan yaratık öldür diye görev çıktı. Bu da taştı. Kendi kendine taştan yaratıklara gitti. Öldürüyor. Ya AFK'yı kapattığım zaman bunları kendim elle yapabiliyorum. Ama BlueStacks'e göre düzgün ayarlanmamış sanırım. Beceri... Şurada bakın, AFK kapatın etrafında... Beceriler gözüküyor. Beceri cooldownları olsa gerek bunlar. Geri, yani şey... Beceri spamleyemiyorsun tabii ki. Belli bir süresi var. Ama bunların tuşlarını bulamadım falan. Her beceri geldiğinde otomatik atıyor bizimki zaten. Bir şeyler güçlendiriyoruz. Mesela şu ne? Sikke mi bu? Evet, sikke. Bu ne? 10 seviye bilekliği, 11 seviye yükselttik falan filan. Eldiveni yükselt. Boss ile mücadele. Tıkladım, boss geliyor falan. Kıyamet elçisi. Ne zaman kaybedeceğiz abi? Biri de gelip bizi dövsün. Ha, bizimki gene arzu şeytanlarına geri dönüyordu. Bakayım.
Dönüp dolaşıp arzu şeytanı kesiyoruz. Hayvanın 8. seviyeyi yükselt. Ha, pet'i de hayvan diye mi çevirdiniz ya? Oynuyor. Yani ufak çocuk kandırsın, vakit ufak çocuğu kandırsın, ufak çocuğu vakit geçirsin diye yapılmış bir oyun. Ben sanmıyorum bunu oynayan bir yetişkin vardır. Bir yetişkin bunu oynamaz ya. Bu ne abi? Bu ne? Av diye bir şey yanıyor. Tüm sunucu şans değeri. Binek geldi abi. Peki. Bineği de yükselttik. Boss mücadelesi bir daha. Çok sık boss kesiyoruz abi. Öyle bir şey değil ya. Bütün oyun bilgim, algım, bu zamana kadar oynadığım bütün oyunları şöyle bir gözümün önüne geliyor da ulan böyle bir şey değil. Oyun böyle bir şey değil abi. Bir mücadele olur, anladın mı? Burada her şey çok kolay kesiliyor falan. Kendi kendine oturuyor kesiyor şu an ha. Bir yetenek göstermen lazım, anlatabiliyor muyum hani? Şu butona tıklayıp kendi kendine çarın kasılmasını izleyebiliyorsan lan bu oyun değil. Hayvanı da yükseldi. Havalı şeytan öldür. 16 tane. Öldür bakayım. Nasıl öldürüyorsun? Oto güçlendir. Böyle devam edecek galiba sonsuza kadar. Ben şu an hiç umut görmüyorum. Ciddi anlamda hiç umut görmüyorum. Yok abi, ben doydum. Teşekkür ederim. hemen sileceğim yani. Baksan 2 dakika AFK durduk. Hiçbir şey yapmadık. 41 seviyeye ulaştı karakter. Hani yukarıda seviye yazıyor bak. 42 oldu şu an. Böyle oynuyor kendi kendine. Yani hiçbir şey, bak, öğreticisi de yok. Hani bir şey öğret, değil mi? O da yok. Bir hikaye yok. Diyeceğim de bir şey yok abi. Ben bu oyun hakkında diyeceğim bir şey yok. Burada videoyu bitiriyorum abi. Çok boş bir video oldu. Kusura bakmayın ama. Oynamayın. Yok abi, hiç merak etmeyin. Hiç merak etmenize gerek yok. Ben merak ettiğime şu an pişmanım. Hiç merak etmeyin abi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım... Şöyle mobil oyun sektörü clickbait yapmak yerine daha bir kendine gelir de cidden kaliteli işler çıkarmaya başlarlar ki mobil oyunculuk çünkü Türkiye'de önemli bir sektör haline geliyor. Hani bilgisayarlar pahalı, bilgisayar parçaları pahalı ve bilgisayarlarda konsollar pahalı. Konsollarda 600 liraya oyun alıyorsun. Bilgisayarda 200 liraya oyun alıyorsun. Mobil oyunlar gene ücretsiz. Pay to win ise hani para yatırıp yatırmamak senin eline kalmış. Hani en azından kaliteli işler çıksın istiyor insan. Her neyse, izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bu neymiş ya videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.